Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 18 Mart 2021 Perşembe. Bugün günlerden Çanakkale. Bugün bağımsızlık günü. Bugün Anadolu'nun Türklere yeniden vatan kılındığı gün. Ve bugün aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin bağımsızlık yolunda verilen o büyük mücadeleden zaferle çıktıkları gün. Neden yeniden vatan kılındı Anadolu dedim, söyleyeyim. Çünkü eğer işgalci devletler Çanakkale'yi geçselerdi, geçebilselerdi İstanbul'a ulaşacaklardı. Elde kalan tek vatan toprağı Anadolu'ydu ve verilen o büyük mücadelenin artık son merhalesiydi Çanakkale. Geçiş noktası, son kale. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları, aziz şehitler, kahraman gaziler, toprağa düşen kim varsa korkmadılar. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in dediği gibi, garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. İşte tam da bu ruhtu onları, o medeniyet dediğimiz tek dişi kalmış canavara karşı dimdik tutan. Ve dediler ki, garbın afakına, batıya buradan geçiş yok. Rahmetle, şükranla anıyoruz kahramanlarımızı. Tabii bu anlamlı günde, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde külliyede de anlamlı bir tören vardı. Şehit yakınları ve gaziler için devlet övünç madalyası tevcih töreni. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapıldı. Erdoğan önemli mesajlar verdi o törende. En küçük gevşeklik gösterdiğimiz gün sevrden beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklar dedi. Önemli altı çizilmesi gereken tarihi bir cümle bu. Cumhurbaşkanı kurduğu cümlelerde ilginç bir benzetme de yaptı. Aslan güçlüyse sırtlanlar kuyruklarını sıkıştırır gider. Bu sözü de dikkat çektiği diğer noktayla tamamladı Erdoğan. Türkiye hep güçlü olmak zorunda. Milli andımız olan İstiklal Marşımız bize Devlet Övünç Madalyası tevcih töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Danıştay kararı ve siyasilerin tepkileriyle büyüyen andımız tartışmasına nokta koydu. Milli andımız olan İstiklal Marşımız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza niçin sahip çıkmamız, niçin devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini de anlatıyor. Türkiye hep güçlü olmak zorunda diye devam etti sözlerine. Dikkat çeken bir benzetme de yaptı. Bazıları sanıyor ki biz bu mücadeleyi yürütmesek karşımızdakiler gizli açık saldırılarından vazgeçecekler. En küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün sevirden beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır. Belgesellerde aslanlarla sırtlanların ilişkisini görmüşsünüzdür. Aslan güçlüyse sırtlanlar etrafta dolaşır ama hiçbir şey yapamaz. Sonra da kuyruklarını kıstırıp giderler. Ama aslan zayıf duruma düştüğü an tüm sırtlanlar bir anda tepesine çöker, onu lime lime ederler. İşte bunun için Türkiye hep güçlü olmak mecburiyetindedir. Bugün 106. yıl dönümü olan Çanakkale Zaferi'ni de unutmadı. Eğer Çanakkale'de o tarihi destan yazılmamış, o muhteşem zafer kazanılmamış olsaydı, Allah korusun, büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktık. Çanakkale, 7 düvelin bir olup üstümüze geldiği bir savaştır. Sözlerini terörle mücadelede kararlılık mesajıyla bitirdi. Bugün de terörden darbeye kadar her yolu denediler ama yine milletimize diz çöktüremediler. İnşallah gelecekte de bu kirli emellerine ulaşamayacaklar. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olarak sizler işte böylesine mukaddes bir davanın en ön saflarında yer alıyorsunuz. Elbette milletimiz ve devletimiz size olan borcunu asla ödeyemez. MHP'de de kurultay heyecanı vardı bugün. Delegeler tarafından tek aday gösterilen MHP'de Devlet Bahçeli bir kez daha partisinin genel başkanı seçildi. Konuşmasında HDP'ye açılan kapatma davasına da yer verdi.
hazırlanan iddianame ile ilgili yüreklere su serpildi yorumunu yaptı ki HDP'nin kapatılması gerektiğini Bahçeli dile getirmişti zaten önceden biliyorsunuz. Devamında ise CHP ve İYİ Parti'ye de eleştirileri vardı. MHP lideri Millet İttifakı'nın erken seçim beklentisine bir kez daha kapıyı kapattı. HDP'nin herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması namus görevidir. HDP için ilk o kapatılsın demişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adımı MHP lideri Devlet Bahçeli'yi memnun etti. Hakkın, hukukun ve adaletin sesidir ve bu gelişme milletin yüreğine su serpmiştir. Bahçeli HDP'yi çok sert sözlerle eleştirdi. HDP Türk demokrasinin çerçevesini sarmış mayın tarlasıdır. CHP Türk siyasetine tutunmuş beşinci kol faaliyetidir. İYİ Parti uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir projedir. Sonra sıra birlikte hareket ediyorlar dediği CHP ve İYİ Parti'ye geldi. HDP ile ittifak kurmak, terörist Demirtaş ile kahvaltı planları yapmak hiç kimseye iyilik ve onur sağlamayacak, bilakis hiyanete ortak edecektir. CHP seçimini yapmalıdır. Sözde Kürdistan projesinin yanında mıdır, karşısında mıdır? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e HDP'lilerin fezlekeleri üzerinden de yüklendi. Fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek siyaset değildir. Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere, önünde millet, arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz. MHP lideri erken seçim iddialarına nokta koydu. 2023 Cumhurbaşkanlığı adayımız bellidir. O muhterem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bahçeli bu açıklamaları MHP'nin 13. olağan kurultayında yaptı. Kurultay için CHP, İYİ Parti ve HDP'ye davetiye gönderilmedi. AK Parti ise üst düzey isimlerin bulunduğu 5 kişilik heyetle katıldı kurultaya. Tek aday gösterilen Devlet Bahçeli bir kez daha MHP'nin genel başkanı seçildi. Ve başkentin, daha doğrusu siyasetin gündemine bomba gibi düşen kapatma davası. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının HDP'nin kapatılması için hazırladığı ve Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği iddianame gündemi bir anda değiştirdi. İddianamede savcı özetle şunu diyor. HDP ile terör örgütü PKK arasında bir fark yok. Yani HDP'nin terör odağı haline geldiği vurgusu güçlü şekilde var. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Bildiğiniz gibi karar verecek üst merci Anayasa Mahkemesi ve mahkemenin önündeki seçenekler şöyle. Birincisi, dava sonunda HDP temelli kapatılabilir. Bu bir seçenek ve buna Türk yargısı mahkeme üyeleri karar verecek. İkinci, yani bir diğer seçenek ise 5 yıl siyaset yasağı. İddianamede 687 HDP'liye 5 yıl siyaset yasağı isteniyor. Bu da gündeme gelebilir. Üçüncü bir madde ve diğeri HDP'nin kısmen ya da tamamen devlet yardımından yoksun bırakılması. Mahkemenin önünde seçenek olarak bu da var. Veyahut da son ihtimali düşünelim, davanın reddedilmesi. Bu da her zaman için geçerli olan olasılıklardan biri, şu anda iddianame durumunda zaten. Yani HDP kapatılacak mı yoksa diğer seçenekler mi gündeme gelecek? Son sözü elbette yargı söyleyecek. Başkan Erdoğan'ın heykelini dikeceğiz, heykelini. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Silahlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğu gerekçesiyle. PKK bir terör örgütü değildir. HDP'li isimler kimi zaman terör örgütünün sözde sembolleriyle görüntülendi, kimi zaman bir terörist cenazesinde ortaya çıktı. Bu yüzden iddianamede HDP terör örgütü PKK'yı açıkça desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunmuştur ifadeleri yer aldı. HDP ile PKK arasında bir fark yoktur dendi. 687 HDP'liye de 5 yıl siyaset yasağı istendi. Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Anayasa Mahkemesi şimdi iddianameyi incelemesi için raportör görevlendirecek. Onun hazırlayacağı rapor üzerinden HDP'nin savunması istenecek.
Son kararı Yüksek Mahkeme'nin 15 üyesi verecek. En az 10'unun kabul oyu kullanması gerekiyor. Peki HDP'nin kapatılması tek seçenek mi? İşte bu noktada AK Parti'nin 2015 yılında hayata geçirdiği parti kapatmaları zorlaştıran düzenleme devreye giriyor. Yani HDP'ye kapatma cezası yerine hazine yardımından kısmen ya da tamamen mahrum bırakma cezası da verilebilir. Ayrıca ilgili isimlere siyasi yasak da gelebilir. İddianamede 687 isim için siyasi yasak isteniyor. Onlar arasında Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Sezai Temelli de bulunuyor. HDP'liler yol haritalarını belirlemek üzere genel merkezde kapalı kapılar ardında toplantı gerçekleştiriyorlar. Masada 3 seçenek var. Ya partiyi feshedip yeni bir parti kuracaklar ki o zaman kapatma davası kendiliğinden düşmüş oluyor. Ya hali hazırda kurulu olan Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecekler ya da dava sürecini bekleyecekler. HDP'nin kapatılması için hazırlanan iddianame meclis koridorlarında en sıcak başlığı tabii. İktidar da muhalefette bu konuyu konuştu. En anlamlı tepki ise Diyarbakır'dan, annelerden geldi. Anayasamızda, mevzuatımızda parti kapatma var. İlk defa karşılaşılan bir durum da değil. Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız. HDP PKK'ya savaş açmadığı müddetçe terörün gölgesinde siyaset ithamından kurtulamaz. Keşke partilerimiz sadece ve sadece vatanımız için, bayrağımız için ve milletimizin beraberliği için çalışsa. HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen iddianame siyasetin de bir numaralı gündem başlığı oldu. Başsavcıyı haklı çıkaracak görüntülere dün şahit olduk burada. Resmen teröristlerin sloganlarını attılar burada. Hukuk kurallarına uymak zorundalar. Eğer zaten Cumhuriyet Başsavcılığı başvuruyu yapmasaydı bizzat parti olarak da başvurarak HDP'nin kapatılmasını istiyorduk. Bundan sonrasına hukuk karar verecektir. Millet İttifakı ise yine ikiye bölündü. Güle güle olun. Allah razı olsun. CHP HDP'ye açık destek verirken Meral Akşener sessiz kalmayı tercih etti. İyi Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağralioğlu HDP'yi eleştirdi. Halkın desteğini alan siyasi parti Yaşar. Hukukun gölgesinde yaşayacaksak terörle aramıza mesafe koyacağız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında HDP'nin PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir dedi. En anlamlı tepki ise Diyarbakır'dan yükseldi. Çocuklarını PKK'dan kurtarma mücadelesi veren anneler, ellerinde halk düşmanı parti dövizi, dillerinde analar kazanacak sloganıyla PKK'ya lanet yürüyüşü yaptı. HDP kardeştir, Türk kardeştir. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düştüğünü ilan eden mahkeme kararı dün saat tam 15.19'da okundu meclise. Ancak Gergerlioğlu meclisi terk etmemekte ısrarlı. Uzun süre genel kurulda bekleyen eski vekil geceyi HDP'nin meclisteki grup toplantısı, grup odasında geçirdi. Gergerlioğlu'na sahip çıkan Amerika'ya ise gereken cevabı Dışişleri Bakanlığı verdi. Sayın Gergerlioğlu'nun dışarıya çıkmasını rica ediyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Öyle de yaptı. Cezası kesinleşti, vekilliği düşürüldü ama HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu genel kuruldan bir türlü çıkarılamadı. Gergerlioğlu hakkındaki mahkeme kararı saatler 15.19'u gösterdiğinde genel kurulda okundu. Saatler şu anda 19.30'u gösteriyor. Genel kurulun ışıkları kapalı. Mecliste neredeyse kimse kalmadı. Ama Gergerlioğlu eylemine devam ediyor ve ona HDP'li diğer vekiller eşlik ediyor. HDP'lilerin kapıları kapanan genel kuruldaki bekleyişi 5 saat sürdü. Ardından Gergerlioğlu HDP'nin grup salonuna çıktı. Meclisi terk etmedi. Geceyi orada geçirdi. Burada sabahladım. Şu koltuğun üstünde sabahladım. Gergerlioğlu'na Millet İttifakı'nın tam desteği vardı. Ancak en dikkat çekici destek CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'den geldi. Kararı öğrenince ağlamaklı oldu, gözleri doldu. Duygulandığınızı görüyorum. Öyle hissediyorum. Çok üzgünüm. Yani ülke olarak hak etmediğimiz bir şey yaşadığımızı düşünüyorum.
HDP'li Gergerlioğlu'na Amerika Birleşik Devletleri de sahip çıktı. Washington'dan yapılan açıklamada Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz denildi. Ankara'nın tepkisi gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, içişlerimize müdahaleye yeltenen çevreleri bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz açıklaması yaptı. Tabii diplomasi demişken günün en çok dikkat çeken gelişmesine bir bakmamız lazım. Birinci haber Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yönelik yaptırımların askıya alındığı açıklandı bugün. Enerji satrancında Türkiye için çok önemli stratejik bir kazanım bu. Hatırlatalım, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri sonrası Avrupa Birliği Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan iki yetkiliyi yaptırım listesine almıştı. Bu yaptırımlar askıya alındı. Dahası da var. Haberin kaynağı Reuters'a göre bu gelişmenin arkasında Amerikan yönetiminin telkini bulunuyor. Washington, Brüksel'e Türkiye uzlaşıya yakınken yaptırım uygulanmaması çağrısında bulundu. Haberin zamanlaması önemli, manidar. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın video konferans yöntemiyle Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşecek. 25-26 Mart'taki Avrupa Birliği zirvesi öncesi ilişkilerde olumlu bir adım ve çok önemli bir gelişme. Ve aslında bir de başka bir cepheye bakmamız lazım. Çünkü orada da soğuk savaş rüzgarları esiyor. Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Rus mevkidaşı Vladimir Putin için ruhsuz bir katil demişti, imasında bulunmuştu. Amerikan seçimlerine müdahalesi ispatlanırsa Moskova'nın bedel ödeyeceğini söylemişti Biden. Taşıdık zaten ekrana. Soğuk savaş rüzgarları estiren sözlere Putin'den yanıt var. Rus lider ironik bir cevabı tercih etti. Çocukça göndermeler de vardı sözlerinde. Önemli kısımlarını paylaşayım sizinle. Evet, birbirimizi tanıyoruz. Ona sağlık diliyorum dedi Putin. Hatta şaka yapmadan kinayesiz söylüyorum bunu diye de ekledi. Kötü söz sahibinindir göndermesi aslında Biden'ın ilerleyen yaşına da bir mesaj. Hemen hatırlatalım. Açıklamadan önce Rusya'nın Washington Büyükelçisi istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya çağrılmıştı. Anladığımız kadarıyla o istişareden sert bir yanıt yerine mizahi bir gönderme kararı çıktı. O cephede de durum bu, ama soğuk savaş başlıyor dedirtiyor bize, onu da söyleyelim. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Edirne Kapı Şehitliği'nde tören düzenlendi bugün. O törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Törenin hemen ardından da şehitlerin mezarına karanfiller bırakıldı. O sırada gazi yakını olduğunu söyleyen biri İmamoğlu'na bir soru sormak istedi. Sonrasında yaşanan gergin bir diyaloğu getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Sayın Başkan, bir şey sorabilir miyim? Ben bir gazi yakın olarak bir şey sormak istiyorum. Mezarlıktayız, sonra sor. Burası Pervin Buldan'la beraber Çiçekek'in hatıra ormanı değil başka. Bir dakika. Sen hadsizlik yapıyorsun, sonra konuşuyorsun. Sen. Ben de gazi yakınım, bir dakika. Sen hadsizlik yapıyorsun, çoğu yapıyorsun. Gazi öyle olmaz. Ankara'daki şehitlerin Türk'ü çıkmamış. Ankara'daki şehitlerin Türk'ü çıkmamış. Beni araştırın, bulurum ben, merak etme. Ankara'daki şehitlerin konuşuruz. Ankara'daki şehitlerin adımız var, tamam. 40'ı çıkmamış. Tamam. Ankara'daki şehitlerin 40'ı çıkmamış. Tamam paşam, adımız var. Telefonunuz arıza yaptıysa servisi internette ararken dikkatli olun. Yoksa dolandırıcıların ağına düşebilirsiniz. Sahtekarların yeni oyunu birazdan ATV ana haberde. Salgınla ilgili kısıtlamalar artık her kentin risk düzeyine göre belirleniyor, biliyorsunuz. Yani kentin kaderini o ilde yaşayanlar belirliyor. Böyle bir anlam çıkıyor. Karadeniz hala çok yüksek riskli kategoride. Artış da var hala. Bölge bir süre daha esnemeden uzak gibi görünüyor. Dahası ek tedbirler de alınabilir. Seyahat kısıtlaması o seçeneklerden biri. Riskin giderek yükseldiği tek yer tabii Karadeniz değil. Diğer bölgelerde de birçok kent var. Amasya gibi mesela. Ve kentte bu yükselişin önüne geçebilmek için ek bir tedbir daha alındı. Polis kapı kapı dolaştı ve misafir denetimi yaptı. Nereye gidiyorsunuz? Gürcistan. Gürcistan Hopa. Önce Hopa, Hopa'dan Tiflis'e geçiyoruz. Memlekete, evime gidiyorum. Her kodu olsa da neye yarar, olmasa neye yarar? Abartıyorlar. Gerçekten abartıyorlar yani. Vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı Karadeniz'de şehirler arası seyahatlerde kısıtlama gündemde. Riski yüksek iller
tedbirlerin ciddiyetinin yüksek olduğu illerdir. Köyde yaşıyoruz. Biri gittiği zaman ondan bir şeyler ısmarlıyoruz. Tehlike yok bizim orada onun için gidiyoruz. Tam kapanma gerekiyor, tam kapanma. Covid-19'la mücadele devam ederken vatandaşların şehirler arası yolculukları da elbette ki devam ediyor. Özellikle Karadeniz bölgesi haritada kıpkırmızı ve çok yüksek riskli grupta. Büyük Bayrampaşa otogarında otobüsler dolup taşıyor. Karadeniz bölgesi çok riskli bölge olsa da hala seyahatler devam ediyor. Ama artan vaka sayıları ve mutant virüsün yaygınlaşmasından sonra seyahatlerin kısıtlanması gündemde. Varyantlı virüs Karadeniz'de %50'nin üzerine tırmandı. Uzmanlar da yeni tedbirler konusunda ciddi. Burada en önemli şey Karadeniz bölgesinde mutant virüsün yaygın bir şekilde hakim olduğunu daha önce de konuşmuştuk. Ek tedbirler almak zorunda olduğumuzu düşünüyorum Karadeniz bölgesi için. Karadeniz'de denetimler arttı. Amasya'da polis evlerde misafir avına çıktı. Kapı önünde ayakkabısı fazla olanların zili çalındı, vatandaşlar uyarıldı. İstanbul'da da durum iyiye gitmiyor. İstiklal Caddesi yine eski günlerini aratmıyor. Oysa 14 gün İstanbul için çok kritikti. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 111.057'den 178.025'e çıktı. Yani bu da demek oluyor ki rengimiz turuncudan kırmızıya dönebilir, yeni yasaklar gündeme gelebilir. Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. 60-65 yaş grubun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasında ise lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin. Şimdi izleyeceğiniz görüntü yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nin içinden. İçeride inşaat çalışmanın sürdüğü sırada asma tavan çöktü. Çok şükür can kaybı yok ama 6 işçi yaralı. Başlarına geleni son anda fark ettiler, kaçmak için hamlede de bulundular ama uzaklaşamadılar. Saniyeler içinde kopan asma tavanın altında kaldılar. Taksim Meydanı'nda 2018 yılından bu yana inşaatı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde meydana geldi o korkutan kaza. İşçiler çalıştığı sırada tavandan ufak parçalar kopmaya başladı. Durumu fark eden işçiler şanslıydı. Ancak onlardan altısı asma tavanın altında kalmaktan kurtulamadı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Neyse ki durumları iyi. Kaza sonrası inşaat alanında güvenlik önlemleri arttırıldı. Şimdi izleyeceğiniz haberin başrolünde son derece sorumsuz biri var. Bir sürücü kiraladı otomobille trafiğe çıktı ama hiçbir kuralı tanımadı. Önce kırmızı ışıkta geçti, sonra da kontrolsüz manevralarla ilerlemeye başladı. İki yayaya çarptı. Sorumsuzluğu o andan sonra da devam etti. Ölümden kıl payıyla kurtulan yaralıları yol ortasında öylece bıraktı ve kaçtı. Ara yolda hız yaptı, kırmızı ışığı hiçe saydı, iki kişiye birden çarpınca hem otomobili hem de yaralıları bırakıp kaçtı. Bak kırmızıya vurmamak için, görüyor musun? Magandalığa soyunan bir sürücü kiraladığı lüks otomobille İstanbul Güngören'de kalabalık bir yola girdi. Hem süratli hem de dikkatsizdi. Yaya olan yolda 100 kilometre sürat yapılmaz yani. Kırmızı ışıkta geçen sürücü kalabalık yolda başka bir otomobile çarpmamaya çalışırken yaptığı hatalı manevrayla yolda yürüyen iki kişiye çarptı. Sürat yok ya, en az 100 kilometresi vardı. Suriyeli iki gençten biri yola savrulurken diğeri aracın altında sürüklendi. Kilometresi de yani zannedersem 100-120 falan vardı. Bir tanesini buraya sıkıştırıyor, altına alıyor. Abi! Duyabiliyor musun abi? Konuşabiliyor musun? Araçta bulunan trafik magandaları ise kazazedelere yardım etmek yerine kalabalığa karışarak uzaklaştı. Adam kaçtı gitti, bize hiç yardım etmedi. Biz de vardı kaçtı. Hiçbir şey yapmadı o. Ölümden kıl payı kurtulan iki gencin tedavisi sürüyor. Onları ulu orta yolda bırakan sürücü ise hala kayıp. İstanbul sokaklarından bıktığımız, artık görmek istemediğimiz ve hepimizi çok rahatsız eden bir görüntü getireceğiz şimdi yakına. Bir şehir eşkıyası aracıyla drift yapmakla kalmadı. O anları bir de kaydetti. Ona, o magandaya 22 bin lira para cezası kesildi. Ancak
bu ceza ona engel olacak mı sorusunu hala soruyoruz. Zira Onaganda'nın direksiyon başındaki sabıkası çok kabarık. Yani ceza kesmiyor. Başka bir şey yapmak lazım. Şimdi burada bir yanlayacağız. Polis peşimize takılır. Anladınız mı? Hadi bakalım memur amcalar izleyin. Pişkin pişkin konuştu, polislerin kendisini bulmasını istedi. Maganda'nın istediği de oldu. Ne yapıyorsun Fatih abi? Adamı gaza getir. Fatih Memiş İstanbul Ümraniye'de arkadaşlarını topladı. Kısıtlama saatleriydi ama umursamadı. Drift show için hazırlık yaptı. Hepinizi çok seviyoruz. Şimdi burada bir yanlayacağız. Polis peşimize takılır. Yok sen çek. Çekiyorum oğlum, vurma arabayı yeter. Marifetmiş gibi bir de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Hadi bakalım memur amcalar izleyin. Amacı hem şov yapmak hem de polisleri provoke etmekti. Onlar da seviyor abi. Hala yanlıyorum oğlum. Yönlece önüne geç. Bas. Sen vurma yeter arabayı, vurma. bas. Asıl. Pişkin Maganda meşhur olmak istiyordu. Yapmayın abi, o da vatandaş. İstediği de oldu. Kırıldı. Polisler Maganda'yı aracına çarparak durdurabildi. Kırıldı araba ya. Araba teker kırıldı abi. Kazalı. Kaçmış abi. Kırıldı araba ya. Abi kazalı değil, polis arabası vurdu dursun diye. Üstelik ilk vukuatı değildi. Daha önce de sürücülerin canını tehlikeye atmış ve birçok kez ceza yemişti. Adliyeye sevk edilen Fatih Ermiş tüm bu yaptıklarından 22 bin lira para cezasıyla kurtuldu. Mahkeme tutuksuz yargılama kararı verdi. Yunanistan Ege'deki insanlık ayaklarına bir yenisini daha ekledi. Canlarını tehlikeye atma pahasına Avrupa'ya göçmek isteyen 150 göçmen Yunanistan askerleri tarafından Türk karasularına itildi tekrar. Denizin ortasında şişme botlarla kaldı. Tam 150 can el uzatan yine Türk sahil güvenlik ekipleri oldu. Sağlık durumu, herkesin iyi misiniz? Ailelerini görmüş gibi mutlular. Çünkü Ege'nin maviliklerinde ölüme terk edilmişlerdi. Yunan askerinin zalimliğinin ardından Mehmetçi'yi görmek onlar için kurtuluş demekti. Tespit edilen düzensiz göçmen grubu. Geri mi ettiler sizi Sisan? Sahil güvenlik ekipleri onlarca düzensiz göçmeni denizin ortasında hayata tutunmaya çalışırken buldu. Aslında onlar karşı kıyıya geçmişlerdi ama Yunanistan'dan gerisin geriye gönderildiler. Kaç kişisiniz? 150 kişi mi var burada? Tamam şimdi büyük bot da gelecek, hepinizi alacağız. Sakin olun. Sahil güvenlik ekiplerinin kurtardığı mülteciler Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Çorum Adliyesi'nde bir boşanma davasının ilk duruşması bugün çift aynı anda çıktı salondan ve ayrı araçlarla da ayrıldılar adliyeden. Sonra koca eşinin içinde bulunduğu aracı takip etmeye başladı. Ama amacı konuşmak değildi, tüfeğini alıp peş peşe ateş etti. Karısını değil ama yanındaki akrabasını vurdu. Boşanma duruşmasından çıktı, karısının otomobilini takibe aldı. Önce kaza yaptırdı, sonra da pompalı tüfekle saçma yağdırdı. Büşra Ferhat Kartal çiftinin Çorum Adliyesi'nde boşanma davasının ilk duruşması görüldü. Duruşmadan çıktıklarında Ferhat Kartal karısını takibe aldı. Bir süre sonra da Büşra Kartal'ın içinde bulunduğu otomobile çarptı. Aracından inip peş peşe pompalı tüfeğin tetiğine bastı. Aracın sürücüsünü yaraladı. Olayın büyümesini şans eseri oradan geçen sivil polisler engelledi. Sinir krizi geçiren kadınsa hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yakalanan saldırgan koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir sahtekarlık, bu kez bir telefon markasının adını kullanarak müşterilerine teknik servis tezgahı kurdu. Hepimizin cep telefonu var. Zaman zaman ekranları kırılıyor veya başka bir sorun çıkabiliyor. Onların taktikleri şöyle, telefon tamir ettirmek isteyenleri sahte bir internet sitesiyle düşürüyorlar tuzaklarına. Önce
telefonu gönderiyorsunuz. Sözde hasar tespitinden sonra da ücreti göndermenizi istiyorlar. Dolandırıldığınızı ancak telefon geri geldiğinde anlıyorsunuz. Hatta içinden parça bile çalıyorlar. 4 yetkili firma adı altında insanları dolandırıyorlar. 4 ay geçti, hala telefonum elime gelmedi. Param da gitti. Doğruluk payı yoktur. İade isteyen müşterinin cihazlarında iade edilir. İnternette reklamını gördükleri teknik servise arızalı telefonlarını gönderdiler. İddiaya göre birçoğu ne telefonlarını alabildi geri ne de paralarını. 890 lira masrafının olduğunu söylediler. Cep telefonu açtığımda aynı şekilde geri gönderdiğini gördüm. İstanbul merkezli teknik servis görevlisi telefonu aldıktan bir süre sonra müşterilerine sorunun tespit edildiğini, ücreti gönderdikleri takdirde tamir edileceği bilgisini iletti. Müşteriler parayı gönderdikten sonra telefonlarının yapılıp gönderilmesini bekledi. Ama telefonlar gelmedi. Bırakın 23 gününü, 4 ay geçmesine rağmen paramı alamadım. Adliyeden konuma tar atmaz hemen bir kadın beni aradı ve telefonunuzu kargoya veriyorum. Adres teyidi için aradım dedi. Aralarında uzun süredir telefonuna kavuşamayan da var. Telefonu tamir edilmediği halde parasını geri alamayan da. Telefon elimize yetişti. Ancak telefon bizim onlara gönderdiğimiz gibi değildi. İçinden bazı parçalar çıkarılmış. Bayağı bir hırpalanmıştı. 4 ayı bulan cihazlarımız yok ama bazı süreçlerde servis süreleri tabii ki yasal süreci de aşabiliyor. Çok fazla da mağdur var bu konuyla ilgili deyince sana ne diğer mağdurlardan dedi. Yani sen kendi telefonun çalışıp çalışmadığına bak dedi. Ne telefonlarına ne de paralarına ulaşabilen mağdurlar iddiaya göre sitede belirtilen iki adrese gitti. Ancak karşılarına ilk adreste boş bir iş anı, diğerinde ise daha tamamlanmamış inşaat halinde olan bir bina çıktı. Kayıtlı olan iki tane adrese gittim Maltepe'de. Oradaki amcaya sordum. Evladım dedi. Günde 3-5 kişinin geldiğini söyledi. Diğer mağdurları da görünce dolandırıldığımızı anladım. Yetkililerin işlemleri başlatmasını istiyorum. Çok sayıda hırsızlık yöntemi var. Ama en can sıkıcılarından biri sadaka kutularının çalınması. İstanbul Zeytinburnu'nda bir hırsız sadaka kutusunu çalmak için bir dükkanın boş anını kolladı, buldu, hızlı hareket etti ama işte sonrası. Sadaka kutusunu çaldı, kapıdan tam çıkacakken iş yeri sahibiyle burun buruna geldi. İçeride bir arkadaş uyuyordu zaten. Ben de arabada oturuyorum. Abim telefonda konuşuyor. Biri yolda geçerken kapüşonunu taktı, direkt içeri girdi. İstanbul Zeytinburnu'nda bir hırsız elinde sadaka kutusuyla iş yeri sahibine yakalanınca önce ağlamaya başladı, sonra kendini yere bıraktı. Direkt giderken arkadaşım öbür taraftan geldi. Direkt döveceğim diye dalıyordu. Abi yapma yapma dedi, yere yığıldı. Ağladı. Esnaf suçüstü yakaladığı hırsızı polise teslim etti. Herkes geldi, dövecekti herkes. Hoca vardı burada. Tamam yapmayın filan dedi. Kapının önüne aldı. Artvin Yusufeli'nde koca bir köy alevlere teslim olmuştu dün. Yangından geriye kalan manzara bu. Dereiçi köyünde tam 60 ev birden küle döndü. Felaketi yaşayan ailelere iyi bir haber var neyse ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan yanan evlerin yeniden inşası için talimat verdi. Evet, Dereiçi köyü şu an komple yanıyor. Rüzgar esti böyle birden yandı, birden. Koca köy alev alev yandı, 60 ev küle döndü, onlarca hayvan telef oldu. Yaşanan facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Her şey gitti. Sadece canımız kaldı. Babamın emeklerini üzülüyorum. Yangın Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıktı. Ahşap evde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle tüm köyü sardı. Koy yanıyor arkadaşlar. Koy yanıyor. Yangın 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Ortaya çıkan manzara korkunçtu. Daha yeni koltuklar almıştık, borcuna başlamamıştık bile. Sadece mutfak eşyalarımız kaldı. Biraz onları almaya çalışıyoruz. Yangında can ve mal kaybı meydana gelmedi ama büyük bir maddi hasar oluştu. İşte bu maddi hasarın giderilmesi için ilk etapta AFAD tarafından 1 milyon Türk lirası nakdi yardım yangın bölgesine gönderildi. Şu an yanmış değil mi hayvan yüzü? Evet, yangın veterinerler zaten müdahale ettiler. 60 evin küle döndüğü yangın köydeki ilk yangın değildi. Yöre halkı aynı kaderi üçüncü kez yaşadı. O karşı mahalle, bu orta mahalle, en son burası. Büyük yangın 2004'teydi.
Ukrayna'da başlayıp polisin nokta operasyonuyla Ankara'da son bulan bir kaçakçılık hikayesi var sırada. Uçak pistte teker koyduktan sonra yolculardan birinin endişeli tavırları polisin dikkatini çekti. Havalimanından bir an evvel çıkmak istediği her halinden belliydi, durduruldu. Bagajları açıldı. İçlerinden işte bunlar çıktı. Kunduz ve tilki postları. Hiçbir şey yokmuş gibi böyle çıkmaya çalıştı havalimanından ama ekipler takipteydi. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bir yolcunun bagajından yüzlerce hayvan derisi çıktı. Operasyon aslında uçakta başladı. Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen bir yolcunun şüpheli hareketleri dikkat çekti. İşte o anda gümrük muhafaza ekipleri uçağın inmesini bekledi. Uçak piste teker koyar koymaz ekipler operasyonun düğmesine bastı. Şüpheli hareketlerle dikkatleri üzerine çeken yolcu gümrüğe herhangi bir bildirimde bulunmadan bagajlarını alıp bir an önce alandan çıkmak istedi. Gümrük muhafaza timleri o anda harekete geçti, yolcu durduruldu. O şüpheli yolcunun bagajları X-ray cihazından geçirilerek kontrol edildi. Bagajlar açıldığında karşılaşılan manzara korkunçtu. Bagajın içinde tilki ve kunduz postu olmak üzere toplam 250 adet hayvan derisi ele geçirildi. Derilerin piyasa değeri 500 bin liradan fazlaydı. Hepsine el konuldu. Ukrayna uyruklu yolcu ilk ifadesinde derileri internet üzerinden anlaştığı bir kişiye satmak için getirdiğini itiraf etti. Şüpheli yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. Biz görüntüyü izleyince hepimizin aklına oraya nasıl girdin sorusu geldi. Ekranda öyle yazdık zaten. O anın görüntüsü yok. Yani oraya girme görüntüsü yok ama neyse ki esaretten kurtarıldığı an var. İşte o görüntüler. Taşların arasına nasıl girdiğini kimse bilmiyor. Tek isteği ise sıkıştığı yerden kurtulmak. Yer Tayland'da bir inşaat şantiyesi. Taş blokların arasına giren yavru köpek orada mahsur kaldı. Saatlerce havlayan köpek sonunda sesini işçilere duyurmayı başardı. Ama onu kurtarmak hiç de kolay değildi. Bir iş makinesi getirildi, toprak kazıldı. Çukura giren işçi köpeğe uzanmayı başardı ve onu sıkıştığı yerden çekip çıkardı. Organ bağışı farkındalığı ülkemizde giderek artıyor neyse ki. Ancak bağırsak bağışı için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Belki de pek duymadınız. Zira nakil genellikle kadavradan yapılıyor ve bağırsağın bağışlandığı da çok az kişi tarafından biliniyor. 44 yaşındaki Filiz Gürbüz de hayatını sürdürebilmek ve sağlığına kavuşabilmek için umutla işte o bağışçılardan birini bekliyor. Gün geçtikçe durumum ağırlaşıyor. Nefes alamıyorum. Bağırsak olmadığı için sürekli ateş titremeye giriyorum. Hastane yatağından bağış çağrısı yapıyor. Çünkü alınan ince bağırsağının yerine acilen nakil yapılması gerekiyor. Oysa bağırsağın kalp gibi, böbrek gibi bağışlanabilir olduğunu çoğunluk bilmiyor. İnsanlar ince bağırsak naklini bilmiyor. Yani ince bağırsak nakli nedir? Canlıdan alınır mı? İzmir'de yaşayan Filiz Gürbüz şiddetli karın ağrısı şikayetiyle farklı hastanelere başvurdu. 3 kez parça alınıp incelendi. Yazık ki bir türlü teşhis konamadı. Doktora götürdü. Doktor bir şey anlamadı. Midesidir. İlaç verdi. Bağırsaklarını çürüten bir hastalığa yakalandığı anlaşıldı. Artık çok geçti. İnce bağırsağı tamamen alındı. Ardından da ince bağırsak nakli için Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gönderildi. Ve 3 aydır da bu hastanede ince bağırsak nakli bekliyor. Hastamızın durumu gitgide ağırlaşıyor ve bu da bizi çok üzüyor. Şu an 39 kilo gibi bir şey kalmış. Yani nasıl o hale gelir bir insan? Nakil sadece kadavradan yapılabiliyor ama... Karaciğer gelebiliyor, böbrek gelebiliyor ama ince bağırsak yok. Neden ince bağırsak yok? Çünkü insanlarımız henüz bunu bilmiyor. İnce bağırsak bekliyorum. İnsanlardan bu konu hakkında hassas olmalarını, bağış yapmalarını rica ediyorum. Ailesi bu süreçte kendi organlarını bağışladı. Şimdi Filiz'i hayata bağlayacak ince bağırsak bağışının yapılmasını bekliyor. Biz istiyoruz yani onu yine ayakta yanındayım. İnşallah olsun. Allah rızası için. Ve sıkıntılı bir haber. İstanbul'un dereleri kırmızı alarm veriyor. Önce Arnavutköy'de, şimdi de Esenyurt'ta akan suyun rengi değişti.
Nedeni ne yazık ki kimyasal atıklar ve kirlilik elbette. Bu çevre faciasına henüz bir çözüm bulunmuş değil. Çevrede yaşayanlar hem kokudan hem de kirliliğin oluşturduğu tehlike yüzünden çok tedirgin. Bazen kırmızı, bazen de yeşil olabiliyor suyu. Harami Dere önce maviye, sonra kırmızıya boyandı. Ardından da kötü koku yayıldıkça yayıldı. Yukarıdan fabrikaların pisliği olabilir. Kötü kokuya neden oluyor? Ben hemen şurada oturuyorum. Rahatsız oluyor musunuz koku? Tabii ki, neden rahatsız olmayalım ki? Alarm zilleri aslında geçtiğimiz hafta Arnavutköy'deki derenin kırmızı akmasıyla çalmaya başlamıştı. İstanbul'daki dereler son günlerde renkler renge bürünmesiyle gündemde. Önce Arnavutköy'deki dere kimyasal atıklar nedeniyle maviye bürünmüştü. Şimdi de Esenyurt'ta Harami Dere'deyiz. Harami Dere'ye kanalizasyondan kırmızı kimyasal su atık karışıyor. Nefes almak bile neredeyse imkansız. Akşamdan sabaha rengi değişen dere önce maviye, sonra da kırmızıya boyandı. Renk değişimine kötü koku da eşlik edince dere yakınlarında hayat yaşanmaz hale geldi. Koku rahatsız etmiyor mu sizi? Havalar ısındığı zaman ciddi bir şekilde rahatsızlık veriyor. Deredeki renk değişikliğinin sebebi iddiaya göre fabrika atıkları. Zaman zaman işte fabrikaların bıraktığı atıklardan dolayı oluyor. Bir çözümse henüz bulunabilmiş değil. Şimdi bu görüntü ve bu duyduğunuz jenerik müziği bir dönemin efsanesi. Biraz daha susayım. Hatırlayanlar nostalji rüzgarına kapıldı bile. Prensesi kurtarmak isterken maceradan maceraya koşan Mario'yu gençler belki ismen bilir ama çocukluğunda prensesi kurtarmaya çalışanlar çoktan çoluğa çocuğa karıştı benim gibi. Yapım şirketi de efsane bir nostalji imkanı sundu oyun hayranlarına. Japonya'da açılan bir tema park ve karakterler oyunla birebir aynı. Yani gidiyorsunuz, oyunun içindesiniz. Japonlar sonunda bunu da yaptı. Efsane oyun Super Mario temalı oyun parkı ziyarete açıldı. Super Mario 80'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran bir bilgisayar oyunu. Günümüzde de oyunun sevenleri epey fazla. Oyunun yapım şirketi Tema Park'ı Osaka kentinde inşa etti. Bu parkı yapmak içinse 550 milyon dolar para harcandı. Parka giden oyuncular Mario karakterine bürünüp Prenses Peach'i kurtarmak için borulardan çıkan pirana bitkilerle ve kötü kaplumbağalarla savaşıyor. Oyuncular eğer oyunu bitirmeyi başarırlarsa kötü karakter Bowser'ın kalesine girip prensesi kurtarıyorlar. Parkta birebir benzerleri yapılan karakterlerin yanı sıra tüm parkurda en ince detaylarına kadar düşünülmüş. Kullanılan müzik de oyunla aynı müzik. Tabii teknoloji gelişince oyunları diğer oyuncularla birlikte oynamak da artık mümkün. Ziyaretçiler akıllı telefonlarına bağlı bir bileklik yardımıyla Mario gibi tuğlaları kırıp altın para toplayabiliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl geç açılan parka ilgi çok yoğun. Oyun severler de parkın açılmasından epey memnun. Bugün 18 Mart. Çanakkale Zaferi'nin 7 düvele karşı verilen destansı mücadelenin 106. yıl dönümü. Bültenimize bu kıymetli günün önemini anlatmaya çalışarak başlamıştık. Bitirirken de o destanı anlatan mısralara kulak vereceğiz. İletişim Başkanlığı özel bir klip hazırladı. İzleyelim. Niye durdun oğlum? Daha yazı yazmışlar dede. Dur yolcu diyor. Ha, o bir şiir. Sen nerede olduğunuz biliyor musun? Çanakkale'deyiz. Çanakkale tamam. Çanakkale. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastın bu toprak. Bir devrin baktığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yerin bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, İstiklal yolunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir.
Tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Şimdi bir ara. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.